Alleluia, 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 alleluia. Padidadam didam, padidadam didam, padidadam didadodom. İkinci kısımda konu başlığımız Akmatin'de şizofreni bir patent hikayesi. Bunun içerisinde şimdi şizofreni mutlaka hepiniz biliyorsunuz. Akmatin'in neresinde ve bir de bunun içinden bir patent hikayesi geçecek. Şimdi Mona Amin'lerle konuşmadan başlamak istiyorum. Mona Amin'de duymuşum gibi sentez zararları vesaireleri bunun üzerinde duracak değil. Dopamin var, noradrenalin var, serotonin var, hatta melatonin var bu monoaminlerin içinde. Arkadaşlar, santral sinir sistemi ya da beyin hastalıklarının neredeyse tamamının tedavisine yönelik kullandığımız bütün ilaçlar ya dopamin sistemi üzerinden, ya noradrenalin sistemi üzerinden, ya da serotonin sistemi üzerinden, ya da bunların üçü veya ikisi birlikte etkileyen ilaçlar. Biz şizofrenide de, depresyonda da, bir takım başka psikozlarda, bipolarda vesaire de çoğunlukla bu monoaminle odaklı ilaçları tedavide kullanıyoruz. Serotoninin keşfi son derece ilginç. Serotonin LSD'ye yapı olarak çok benziyor. Aslında serotonin ilk olarak periferde tanımlanıyor. Beyindeki varlığı 1953 yılında İngiliz farmakolog Henry Gardner tarafından tanımlanıyor. Henry Gardner bu buluşuyla veya bu tanımıyla sör unvanı demiş. Yani İngiltere'de zorlanıcılığına rağmen önemli bir konu. Ama Gardner'ın yaptığı ne? Yani bugün madem sorumuz teknoloji, yeni buluşlar vesaire bunları konuşuyoruz. Bakın, büyük buluşların ne kadar basit yaklaşımlarla olabildiğine bir başka örnek diye buluyor. Koydum. Tabii bunu hem şizofreniye bağlayacağız, arkasından anlatın, örneğin hikayesine bağlayacağız. Oradan bir ilişkisi var. Gardner şunu yapıyor. Serotoninin yapısı LSD'ye benziyor. LSD alındığı zaman insanlar hayal görüyorlar. Yapısı bu kadar benzediğine göre bu beyinde de olabilir. Önermesi. Yani böyle bir öngörüyle yola çıkıyor. Bunu kanıtlıyor. Bir şekilde beyinde olduğunu serotonin kanıtlıyor. Ve soru sorumlu alıyor. Burada da Harvard Tıp Fakültesi'nde Joseph Schildkraut'u görüyorsunuz. Bu Joseph Schildkraut çok önemli bir şahsiyet. Önemlerden geliyor. Depresyonda monoamin hipotezini 1965 yılında ortaya koyan ve bunu American Journal of Psychiatry dergisinde yayınlayan bir adam. Hani o makaleyi bulsanız bulursunuz arşivlerden 1965 yılında bir makaleyi okursanız basit bir makale. Diyor ki depresyona beynin bazı bölgelerinde noradrenalin aktivitesi de azalma, maniye ise aynı bölgelerde noradrenalin aktivitesi de aşırı artma neden olur. Ortada çok fazla bir deney yok, orada da çok fazla bir şey yok. Sadece bir örgü. Hani demin dedim ya, bilim insanı çok bilen değil, birçok bilgiyi toplayıp ayrı ayrı işte onları ifade etmeye çalışan değil. Topal üzerinden bir şeyleri görüp bir şey söylüyor. Belli ki beyninin bir hazırlığı var böyle bir şey söylemeye. Ama şu laf neye mal oluyor biliyor musunuz? Bu laf bu makalenin tüm zamanların en çok atıf alan psikiyatrik makalesi olmasına neden oluyor. 100 binlere dayanmış bir atıf sayısı var. Başka neye neden oluyor? Bu laf ve şu makale nelerin ortaya çıkmasına neden oluyor? Trisiklik antidepresanları keşfine yol açıyor. Trisiklik antidepresanlar zamanını artırarak etkili olan ilaçlar. Daha sonra SSRI'ların keşfine yol açıyor. Serotonin geri alım inhibitörleri. Serotonin miktarı arttığında depresyon geçecek hipotezi. Hatta
şizofreni ilaçlarının şimdi yeni atitiklerinin serotonin antagonizmi özellikleri var. Onların bile gelişimine kadar artçıları bunun devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu da çok basit bir ifade gibi gözüküyor aslında. Çok anlamları değil. Şizofrenin gelişme bakımından işte frontal korteks, striatum, hipokampus gibi çeşitli beyin bölgeleri var. Bunlar ve bu aradaki yolaklar oldukça önemli. Günümüzde şizofreniyi tedavi etmek için klasik antipsikotikleri kullanabiliriz. Klasik antipsikotikler içerisinde en çok bilinenlerden bir tanesi mazoperidoldur. Bunu örnek olarak aldım buraya. Daha sonra amitriptilik geliştirildi. Neden? Klasik antipsikotiklerle şizofreninin hayal görme, hezeyat gibi pozitif bir takım semptomları kolayca kontrol ediliyor gibi. Ama hastalarda ciddi kilo artışı olanında ekstra piramidal yer etkiler çıkıyor. Dopaminin fazla baskılanması yüzünden hastaların hareket tahminlerinde azalmalar ortaya çıkıyordu. Tremorlar, sıra dışı hareketler ortaya çıkıyordu. Ve bunun önüne geçmek için bu ekstrapiramidal semptomları daha farklı araçlar edildi dünya. Önce antipsikotik geliştirildi. Sonra da klozapin, olanzapin, cetiapin, risperidon, omeprazol gibi peş peşe hızlı bir şekilde 1990'ların ikinci yarısından, 95'lerden başlayarak 2005'lere kadar çok fazla sayıda şizofreni ilacı piyasaya sürüldü. Bütün bu şizofreni ilaçlarının hedefi dopamin reseptörlerini ve serotoninin 5HT2A ve 5HT2C alt gruplarının blokajı esasına dayanıyor. Ve bu ilaçların bunu bloke etme kapasiteleri vesaireleri de burada. Şimdi elimizdeki silahlar bunlar şizofrenine yönelik olarak, ilaç olarak bunları kullanıyoruz. Türkiye'de bunlar var, Amerika'da da var, Yeni Zelanda'da da bu ilaçlar var. Ama şizofreni ciddi bir sorun. Bir kere etiyopatojenimiz net değil. Hala şizofreniye neyin neden olduğunu bilmiyoruz. Evet, antidopaminerjik ilaç veriyoruz. Hastalar hayal görmüyorlar. İşte serotonin antagonistini de veriyoruz. Hayal görmüyorlar. Artı istirahatlardan etkiler de ortaya çıkmıyor. Ama hastalar iyileşmiyorlar. Ne demek istiyorum? Radikal bir tedavi sunamıyor. Sadece semptomları bastırıyor. Hatta bazı hastalarda bu ilaçlarla dahi, bu ilaçları 2-3'lü kombinasyonlar yapsak dahi bir etki göremiyoruz. Ama neresinden baksanız şizofrenin tedavisi semptomatik bir kronik ilaç kullanımını gerektiriyor. Daha ötesi kişiye özel tedavi gerektiriyor. İlaç etkinliğinde bireysel farklılık şizofreni hastalarından çok fazla. Bir hasta bir de olsa iyileşirken veya semptomu azalırken başka bir hastaya bunu daha çok yükseltmeniz gerekiyor. Bir başka hasta ise hiç bunu şey yapamıyor, tolere edemiyor. Ve ilaç tavsiyesinde sıklıkla tedaviyi bırakmayı veya değiştirmeyi gerektirecek ölçüde şiddetli olabilir. Örneğin yeni grup ilaçlar çıktı. Bunlar ekstra tedavilerini oluşturmuyor ama ciddi metabolik sendrom yapıyor, kilo artışı ciddi bir sorun hala. Daha ötesinde cinsel işler grupları ortaya çıkıyor. Şizofreninin gençlik hastalığı, ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. Bu ilaçları alan hastaların cinsel yaşamları sona eriyor neredeyse. Ve bu neyi getiriyor? İlaç uyumcunun zayıflığını getiriyor. Evet, hasta hayal görmüyor, hezeyanları yok ama mutlu değil. Zaten birçok hasta bu ilaçları almak istedi. Reddediyor. Reddetmenin altında ilaç uyumcunun zayıf olmasının altında semptomların iyileşmesinin ötesinde yaşam kalitelerinin düzelmemesi var bu hastaların. Yani farmakoterapi sorunlu, hasta yakınları da sorunlu. Yani bir şizofreni hastasıyla birlikte yaşamak son derece zor bir olay. Aileler de bundan çok etkileniyor. Şizofrenin nedeninin daha da netleştirilmesi ve tedavisine yönelik yeni ilaçların geliştirilmesi hala sinir bilimin en çok yatırım yapılan alanlarından bir tanesi. Science dergisi 2006 veya 2007 yılında yayınlanmış bir makale yayınladı. Bu makalede 20 büyük dünya trolleri tanımlandı. Bu 20 büyük dünya trolleri arasında suların paylaşımı ve su sorunu,
şerbet yığılması sorunu, GDO'nun davar sorunu, savaş sorunu yanında 11. sırada 20 sorunun içerisinde şizofreni yer buldu kendisine. Bunun nedeni şizofreninin her 100 kişiden birinde mutlaka görülmesi ve bunun coğrafyaya veya yaşamına döngüye göre bir farklılık göstermemesi. Yani Alaska'da da, eski Moda'da, %1, Amerika'da da %1, Türkiye'de de %1, her 100 kişiden biri şizofreni hastası. Dünya nüfusunun 7 milyar adı desek, dünyada 700 milyon, Türkiye nüfusunun 75 milyon adı desek, Türkiye'de 750 bin şizofreni hastası var. Ve biz bunları radikal olarak tedavi edemiyoruz. O zaman bu önemli bir çalışmaya değer bir problem var. Böyle bir problem sahası var. Ve bir tek şey söyleyeceğim. Yeni bir şizofreni ilacı bulunması, bunun tedavi ve sunulması 25 milyar dolarlık bir pazara yol açıyor. Yani bu pazarda bir oynamaya yol açıyor. Aselatin diye en son aselatin isimli bir şizofreni ilacı tedaviye girdi. 2013 yılının başında Ocak ayında Amerika'da reçete vermeye başladı. Yıl sonu itibariyle 300 milyon dolar kar sağladı. 10 yıl sonraki karını düşünemiyorum bile. Fakat koruması bu ilacın hala devam ediyor. Şimdi monaminlerle buna çıktık. Bu Hollywood parazit pot vermiş olan Harvard doktor vardı. Kim Kral. Çok önemli bir görüşe imza atmıştı. Onun görüşüne göre monoaminler çok önemli ve gerçekten de belli çıktı. Bu monoaminler üzerinden birçok ilaç geliştirildi. Depresyonun işte tedavisinde monoamin odaklı ilaçlar kullanıldı. Ama ben dün akşam nörobilim dersi anlatıyordum bizim yüksek lisans öğrencilerine. Depresyonu anlatırken şu bir yer gelmiş. Şunu anlattım artık. Biz ders verirken 10 yıl önce öğrencilere şunu söylerdik. Depresyondan monoaminler azalıyor. Depresyonun tedavisinde kullanılan depresyon ilaçları noradrenalin ve serotonin artırıyor. Şimdi öyle demiyoruz. Evet, gene noradrenalin ve serotonin artması işe yarayabilir ama olay noradrenalin ve serotonin ötesinde beyinde bir takım adaptasyon bozuklukları var. Kontradaptasyonlar, neuron yapılarında bozulmalar var. Bu bozulma sonucu sinapslarda ve sinirlerin müdürleriyle iletişiminde ciddi sorunlar var. Bu sorunlar düzeltilmedikçe siz istediğiniz kadar noradrenalin serotonin artırıp hastalar fayda göremiyorlar. Buna da zaten klinisyenler DHT depresyon diyorlar ya da işte ilacın duvarsızlık gelişti diyorlar ya da kişiye özel tedavi için işte ilaç dozunu artırmak gerekir falan diyorlar. Ama depresyon orta şiddetin üzerine çıktıysa depresyonda çok defa biz nöron kalitesini ve sinaps kalitesini bozulmuyoruz da görüyoruz. Bu noktada tek başına anlamında belki de depresyonu açıklamaya yetmiyor. Ya da sadece monoamin odaklı gittik ama o zamanlarda noradrenalin ve serotonin iyi bilinmiyordu belki. Bunun üzerinden bir şeyler söyledi ama konuşmanın en başında, birinci konuşmanın en başında dedim ya, bugün yanıklıyım sinema ve yeniden bir şeyler oldu bu soruma sana aynı zamanda. Hiçbir bilgi mutlak değil. Yeni bilgiler, yeni teorilere ihtiyaç duyuyoruz mutlaka. Monoaminlerden o aminlere doğru bir yol alalım istedim. Ya da bugün de öyle bir yol alıyoruz şimdi. Monoaminler gibi polyaminler var. Nasıl dopamin vardır, nasıl noradrenalin vardır. Burada da titresinin, spermininin, spermininin ve armatinin görüyoruz. Bunların hepsi polyaminler. Ve polyaminler son derece popüler maliyetler. Nerede kullanılıyorlar daha çok? Kanser araştırmalarında son derece önemli var. Hatta 2012 yılının Mayıs ayında İstanbul'da Kültür Üniversitesi'nde bir polyamin kongresi yapıldı. Çok önemli bir kongresi. Dünya çapında büyük polyaminciler oraya geldiler. Ve genellikle de polyamin odaklı çözümler önerdiler kanser tedavisiyle ilgili. Doğada da canlı organizmalarda verdik durumda var. 2-3 veya 4 amino asit grubu içerisinde hepatik moleküller bunlar.
Bunlardan Türkiye'sinin sterlinde ve sterlin değilse de bulunduğundan bilinmiyor. Eskiden de bilinmiyor. Santral sinir sisteminde G protein nedeniyle protein kinazlarla biyotisiklazlar ve reseptörlerle birleşiyorlar. Yani sinyal transmisyon kaskatlarının içinde yer alıyorlar. Bir nörotransmitter gibi. Katekolaminler, dopaminergik, glutamat gibi başka sistemlerle de etkileşiyorlar. Ve bir de alternatif var. Alternatif de etkin tarihlerde benzeri bölümünde varlığı gösterilmiş bir polifanik. Alternatif el arjinalden, arjinal dekarboksi azaltısını da sentezleniyor. Daha sonra iki farklı yola var. Bir yola benim için çok önemli. Alternatinazla filtresine o da sterline, 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 sterline kadar yıkılıyor. Bu aslında çok enteresan bir döngü. Gerek beyinde gerek gerekarda. Birçok yönü var. Mesela nitrik oksit sistemiyle de yakın bir ilişkin içinde. Öbür taraftan enerjinin çok enteresan ve çok önemli bir alınması aynı zamanda. Akmatin'in izini sürdüğümüz zaman Akmatin'in 1910 yılında Alman bilimci Albert Kossel tarafından keşfedildiğini görüyoruz. Rigla Mabro'nun sperminde keşfedilmiş bu bir madde ya da molekül. Ve Uber Das Armatin isimli makale 1910 yılında Almanca olarak Armatin üzerine Almanca karşılığı bir makale verildi. Ve biz bu şekilde Armatin'den haberdar oluyoruz. Albert Kossel Armatin'i keşfetmesi nedeniyle değil. Başka birçok bilimsel çalışması nedeniyle önemli bir doktor 1910 yılında da fizyoloji alanında Nobel tıp ödülünü kazanmış bir kişi. Yani Akmatin'in babası Nobel ödülü bir adam. Ama bu baba Akmatin'i periferde tanımlayabiliyor. Baba beyinde Akmatin'in varlığı konusunda 1910'larda bilgi yok. Aslında 1990'ların ikinci yarısına kadar da Akmatin ile beyin ilişkisi konusunda bir bilgi yok. Akmatin ile beyin arasındaki ilişkiyi ilk ortaya koyan Donald Jeffrey Reis. 2000 yılında pankreas kanserinden kaybettik. Cornell Üniversitesi'nde bir tıp profesörü. Akmatin'in beyinde yeni bir nörotransmitter olabileceğini ilk kezileri süren kişi. Aslında bunu ilk kezileri süren kişi ben olabilir miydim? Olabilirdim. Benim Jeffrey Reis'ten daha çarpıcı sonuçlarım vardı ve ben ondan önce birçok yayınlandım. Ama Jeffrey Reis bana akılda bulunarak bunu ilk iddia eden kişi oldu bir yürür yazar. Demek ki elimizi çabuk tutacağız. Acaba geçmiş mi geçmemiş mi onu daha bilmiyoruz. Onun arkasından 2012 yılında ben Neuroscience Biyolojik Örgülü'nde bir yorum yayınladım. Bu sefer elimi çabuk tuttum. Bir almakmenerlik sinapsı çizdi. Bunu bizim Hakan Payet'le bir arkadaşım var dedim. Ona söyledim. O bir sinapsı çizdi. Böyle bir şey hiç gösterilmedi şimdiye kadar. Bir presinaplik uç var, postinaplik bölge var. Olası reseptörleri var. İşte Akmatin'in bu şekilde enerjinden sentezlendiği, eskiler depolandığı, salı verdiği, buralara bağlandığı, sperm ve spermidine kadar parçalandığını söylüyoruz. Ve Akmatin yeni bir polyamin nörotransmitterdir. Lafını da 2012 yılında bu dergide ben söyledim. Bu dergide hatırı sayılır, önemli bir dergi. Birçok çalışma yaptık. Akmatin ile ilgili 1 ila 100 miligram kilogram arası dozlarla Akmatin'in birçok etkisini gördük. Morfin yoksunluk sendromunu hafifletti, alkol yoksunluk sendromunu hafifletti, antikonvulsan etkileri vardı, ayak kesiciydi, antibiyotikti, antidepresandı, kafein, lokomotor stimülan etkileri bloke etti, etanolun lokomotor stimülan etkileri bloke etti vesaire vesaire birçok şey var. Ama birçok çalışma ilk defa bizim tarafımızda yapıldı ve yayınlandı. Yani bazıları da tez oldu. Mesela bu şu bir yüksek lisans tezi, bu bir yüksek lisans tezi. Bir takım tezlerle
yayınlandı laboratuvarımızdan. Bir Binbir Projesi aldık TÜBİTAK'tan. Adımız Binbir Projesi şu. Hiç armatin aklımızda yoktu. Armatin bir nitrik oksijen fazla tutuyordu aynı zamanda. O da bir kenarda duruyor. Biz armatinle çeşitli çalışmalar öbür taraftan yapıyorduk. Projenin başlığı şuydu. Şizofreniyle madde bağımlılığı arasındaki ilişkinin, böyle bir ilişki hep söyledik. Şizofreni hastaları çok sigara içer. Şizofreni hastalarında bağımlılık çok fazladır. Nörobiyolojik temellerin araştırılması dedik. Tüm takı projeyi verirken. Evet, bu iddialar söyleniyor ama klinik veriler var. Birçok klinisyen yayın yaptı. Şizofreni hastalarında %70 daha çok sigara içiliyor. Hatta teoriler üretmişler. Bunlar tedavi olmak için içiyor diyenler var. Hayır efendim, hasta oldukları için attıkları gitmiyorlar, o yüzden içiyorlar diyenler var. Çeşitli teoriler var. Ama bunun background'u, altyapısı araştırılmamış. Yani biz böyle bir mikrodiyaliz tekniği kullanalım, hayvanları hem alkolik yapalım, hem nikotin bağımlısı yapalım, hem kafein bağımlısı yapalım. Sonra bunlara çeşitli ilaçlar verelim, hem onları araştıralım. Mesela armatin bunlardan biriydi. Bir de şuna merak sardık. Deney hayvanında şizofreni hormonunu biliyorum. Benim doktora yaptığım bir son doktor öğrencisiydim onun. Rahmetli adını olup Oğuz Kayanak Hoca. Hacettepe'nin hocasıydı. Kaybettik doktor 2. tarihinde. Doktor öğrencisiyken hocamla da aramda şöyle bir konuşma geçmişti. Hocam bu şizofreni madem denebilir. Ben o sırada alkol madenlemekle meşgulüm. Yani deney hayvanlarını alkole bağımlı hale getiriyordum. Şöyle bir şey demişti. Tayfun, bu zor bir iş. Şizofreni çok kompleks bir hastalık. Bu kadar kompleks bir modeli deney hayvanında görmek çok zor. Yani alkol yoksulluğunu sen deney hayvanında görebilirsin. Alkol kesince bu işte kasılır, titrer, acıda olduğunu bilmem ama hani bunun hayal gördüğünü nereden anlayacağım mesela hayvanın veya neyi ölçeceğim? Tabii hoca da çok direkt santral sinir sistemiyle ilgili bir kardiyovasküler daha çok çalışan bir hocaydı. Bunun çok zor olabileceğini bana söyledi. Ama ben bunun zor olmayacağını düşünüyordum, araştırdım, baktım ve bir yöntem buldum. Prefasinizyon yöntemi. Bu yöntem biraz sonra ayrıntılarından bahsedeceğim. Ne demek? Orada kalsın. Şimdi gelelim armatin, şizofrenin patojeniziyle neden ilişkili olur? Şimdi bir önceki olayda birçok faydalı etkisini gördüğümüz bunu birçok yayın yapıyoruz. Sonra armatini şizofreni modelinde bir deneyelim dedik. Hani bu projeyi aldıktan sonra bunun içinde armatin de var. Şu bilgileri ondan sonra anlatacağım. Çünkü bu bilgilere sahip değil bu sırada. Öngörümüz şu. Biz deney hayvanlarına armatin verirsek, armatin eminim şizofreni modellenmiş hayvanlarda şizofreniye de iyi bir takım etkiler oluşturabilir. Çünkü bazı nitrik oksit sentaz inhibitörlerinin böyle etkileri var. Buradan da bir şeyler buluruz. Buna da yayınlarız gibi bir düşünce oldu. Ve deney hayvanlarından armatini denemeye karar verdik. Ama armatini deney hayvanlarında denediğimizde şizofreni iyileştirmek bir tarafa size yeni bir şizofreni modeli oluşturdu. Biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Yani nereden yola çıktık, nereye geldik. Bunu görünce bir telaş içinde araştırmaya başladık. Biz armatinden iyilik bekliyorken kırılık bulduk. Halbuki almadı bir nitrik oksit sentaz inhibitörü, NOS inhibitörleri iyi geliyordu bu işe. Hani literatürü bir derinleştirdik. Nitrik oksit sentaz inhibitörleri şizofreni de iyi diyen iki makale varsa kötü diyen yeni makale olduğunu gördük ve burada bir biraz yaptığımız, yani ön yardımı davrandığımızı aslında fark ettik. O zaman iki dedik, armatin şizofreni patojenizmiyle ne ilişki olsun? Yani ne alaka şimdi durum dururken biz başka bir şey araştırıyorduk. Karşımıza başka bir durum çıktı. Niye böyle oluyor? Literatür taramalarını yoğunlaştırdığımız zaman şöyle bir sonuca var. Daha datalar elimizde herhangi bir şey yayınlamadık. Çünkü
öngörümüzün çok dışında bir şey. Yani yarın da istemiyorum. Ha bu böyle midir diye de çok fazla deney tekrarlar. Onu da söyleyeyim. Acaba hatalı mı görüyoruz diye birçok defa bunu denedik. Hayır. İşte şizofreni, alerjiyi. Almatin NMDA oksit yolağını hibe ediyor ve NMDA reseptörlerinin hipofonksiyonu ile şizofreni arasında doğrudan ilişki kuruluyor. Yani şizofreni glutamat eksikliğine bağlı bir hastalık aynı zamanda. Ve şu anda faz araştırmalarında 3 tane ilaç var, glutamat agonisti. Yakında tedavi edilecek bu ilaçlar. Bu içimize su serpti. Dedik ki doğru bir yoldayız biz galiba. Biraz daha araştırdım. Yıkım ürünleri spermin ve spermin anlatını şizofreniden ölmüş hayvanların beyinlerinde, beyin omelik sıvılarında, kanlarında yüksek oranda bulutun gösterilmiş. Buraya Amerikalıları yazdım. Az sayıda Amerikalı çalışması var ama 47 tane Rus çalışması var. Ruslar ilginç bir şekilde 1980 ile 85 arasında bir sürü makale yayınlamışlar. Şizofrenide böyle insanların beyinlerinde genel bir tarama yapmışlar. Bu genel taramaların onlarca şey var, onlarca parametreye bakmışlar. Spermin ve sperminin düzeyleri yüksek. Hep yüksek. O zaman ikinci bir noktaya geldik. Dedik ki armatin nereye devam parametresi, buradan uyudur parametre kapıyı. Öbür taraftan şizofreniden ölen hastaların beyinlerinde metabolizm yüksek. Metabolizm yüksekse biz de yüksek de olsa. Böyle bir etki gördük. O zaman burada da ters bir şey yok. Gene gerektiklik olsun diye armatik yıkılır gözleri var. Asimetrik bir metilajinin var. Bunun şizofrenin internatı, diyabet hastalarının plazma düzeyleri yüksek olduğunu söyleyen iki tane makale var. Şu makale her kurulun kurulları bir oy nedenlisinde yayınlanmış bir makale. Ama bizim burada şizofreni ile ilişkisi tabii ilgilendiriyor ve heyecanlandırıyor. Armatin aslında nitrik oksit sentaz inhibitörü, nitrik oksit sentaz inhibitörünün yaptığı biliniyor ve bu şekilde bir ilaç. Nitrik oksit aslında santral sinir sisteminde şöyle bir etkiye sahip. Bunu da yine öyle sanatçılıyor ki burada 2001 yılında Amerika'da birlikte çalıştığım hocayla bir moral oldu. Yayınladık. Atlantik postsinaptik bölgeleri, pardon, nitrik oksit postsinaptik bölgeleri en hacminde sentezleri aynı anlamda gibi. Ama çünkü gaz yapısında hızlı bir şekilde presinaptik bölgeye geliyor. O ameliyat sistem üzerinden sinir yanıyor, artırıyor ve bu kaskat üzerinden glutamat salıyor etmesini bekliyor ve glutamat tanelerine değer reseptörlerine bağlı. Siz nitrik oksidi bloke ederseniz eğer, nitrik değer reseptörleri bloke oluyor aynı zamanda, doğrulamıyor. Ve bu da şizofreni ve glutamat teorisiyle aslında uyuşuyor. Peki biz nasıl yaptık? Deney hayvanlarında şizofreni nasıl modellenir? Tabii ki birçok kişi çıkıp size şunu söyleyeyim. Hadi canım yani siz beraber gittin karşımızdan. Şizofreni hiç deney hayvanında modellenir. Hatta şimdi ilk kadar sosyal medya yok o zaman biz patent aldıktan sonra internete düştük bayağı. Millet dalga geçiyor. Şu doktora sorun bakayım hayvanlar nasıl hayal görüyorlarmış bize de anlatsın falan diye makaraya sarandan da olur. Ama onların bilmediği şöyle bir şey vardı. Bazıları birçok insan, belki de bizim makaraya saranların bazılarını da yakınmadı. Şizofreninin tedavisi için aripiprazol gibi, ziprasidon gibi, ketiyanin gibi ilaçları kullanıyorlar. Ama bu ilaçlar nereden gelmişti? Bu ilaçlar tarama testi olarak prefaz inhibisyon testinden gelmişler. Baktığımız zaman bu bir tarama testi olarak kullanılıyordu. Ve şizofreniye ilaç geliştirecek laboratuvarda prefaz inhibisyonu kullanıyorlar. Nedir prefaz inhibisyonu? İki tane yolak var elinde. Bir tanesi hipokampustan serebral kortekse gidip gelen doğrudan bir yolak. Öbürü de talamustan başlayıp globus parietuma gelen, orbak striatuma gelen ve korteks
sen neden bu yolakla birleşen bir ikinci yol? Bu iki yol, yani karşılıklı hipokampus korteks bağlantısıyla ziyaretten kandidat paralik kortikal bağlantı, sensori motor sinyal ayırt etme işine yarıyor. Nedir sensori motor sinyal ayırt etme? Beynimize dışarıdan yüzlerce uyarı geliyor ve beynimiz bu uyarıları bir, filtre ediyor, işine yarayanları alıyor, işine yarayanları dışarıda bırakıyor. İki, realize ediyor, realizasyon yapıyor. Özellikle realizasyon şu korteks ayarlarına yapıyor. Ne demek istiyorum? Senden karşılıklı yollarımıza bakıyoruz. Ben de bu yola iyi işlemiyorsam, sen bana bakıyorsun, aslında bir dinlemek için bakıyorsun. Bu yola iyi işlemediği zaman benim realizasyonum şöyle, bana bakıyor, ben de bir takım planları var, muhtemelen de bir rol olacak, beni zehirleyecek ya da bana bir zarar verecek. İşte şizofreni hastaları, annelerin, babalarını dahil kendilerini korumak için refleks bir şekilde öldürebiliyorlar. Ezeyan anında. Kafasının içinde çeşitli sesler duyuyor. Hayatlar çok gerçekçi bir şekilde ortaya çıkıyor. Neden? Filtre mekanizması düzgün çalışmıyor. Filtre düzgün çalışmadığı için, her şey yüzülmeden denk geldiği için bu kişiler sanrılar duyuyorlar, yani hayaller duyuyorlar. Ve realizasyon yapamıyorlar. Olması gereken şekilde yorumlayamıyorlar dışarıdan gelen uyarıları. Bu yola bozuluyor. Peki bu yolda ölçmenin bir yolu var mı diye düşünmüşler Mönejneri'den. Şunu bulmuşlar. İrkilme refleksiniz var bizim. İrkilme refleksiyle bu sensörü motor sinyal ayırt etme sistemi arasında çok doğrusal bir ilişki bulmuşlar. Şizofreni hastalarında irkilme refleksinin bozuk olduğu ortaya çıkmış. Ve frekans inhibisyon dediğimiz olay aslında şu. Bir uyarı gönderirsek habersiz ve durup dururken refleks olarak irkilirsiniz, sıçrarsınız. Mesela parmağınızı gözünüzün altında patlarsak irkilirsiniz. Ani bir ses duysanız irkilirsiniz. Bir sesli uyarıya irkilmeyle cevap verir meneliler, sıcakkanlı meneliler. Ancak siz bu stimulus, bu sesli uyarıyı öncelerseniz, yani bu kişiye önceden tanıtırsanız o kadar çok irkilmez. Neden? Öncelerinizi tanıttınız, tanıyor artık, biliyor ve realizasyon ediyor. Realizasyon sistemi işe yarıyor. İki, uyarı 10 desibel şiddetinde geliyorsa bu sistem işlemiyorsa 100 desibel gibi kafanızın içinde hissedebiliyorsunuz. Ama sağlıklıysanız onu 10 desibel gibi alıyorsunuz. Peki deney hayvanlarında bakın insanda da yapılabiliyor. Frekans inhibisyon insanların ölçülebiliyor. Yani ön uyaranla önceliği tanıttığımız zaman uyarıya daha az irkilme cevabı vermek. Daha az ilgilerek karşılık vermek. Bu sağlık kişinin davranışıdır. Ama bozulmuşsa o zaman daha şiddetli karşılık veriyor. Ve her uyarıda giderek artan şiddette irkilme refleksi sergiliyor. Peki deney hayvanlarında irkilmeyi nasıl bozabiliriz diye düşünmüşler. Deney hayvanlarına bir takım ilaçlar vermişler. Bunlardan bir tanesi ketamin. Ketamin yapabiliyor, disosiyatif anestezik ketamin. Ama irkilme refleksini bozuyor. Zaten şizofreni hastaları da hayal görüyorlar. Ketamin de hayal zorlayıcı özelliklere sahip değil. Yani psikolojik indirleyebiliyor sürekli kullanılırsa. Ama son zamanlarda ketaminin antidepresan olarak kullanılabileceği tartışılıyor bir taraftan da. Bir de böyle bir durum var. O ayrı bir konferans konusu belki. Konumuza dönersek, ketamin oluyor, amfetamin oluyor. Stimülant tipi ilaçlar. Mesela stimülant bağımlılarında psikoz dönüşüm zaman içerisinde. Sürekli stimülant ilaçları, amfetaminleri, benzerleri. Şimdi bonzai modası çıkmış. Bu bonzai kullananlarda psikoz oluyor belli bir süre sonra. Apomorfin gibi dopamin agonistik ilaçlar da verildiği zaman prepalsı bozabiliyorlar. Yani prepalsı bir ilaç verip bozup sonra aday molekülü veriyorlar. Bu düzeliyorsa diyorlar ki evet bu prepalsı düzeltiyor, tarama testinden geçti.
biz bu ilacı şizofreni tedavisinde, psikoz tedavisinde yönelik kullanabiliriz. Böyle bir faydası var. Biz de prebasinin sentez cihazlarını projeye yazdık. Amerika Birleşik Devletleri'nden hitap ettik. Bunların nasıl kullanılacağı konusunda bir arkadaşımız Amerika'da eğitim aldı. Ve deney hayvanlarına şu gördüğünüz sistem içerisinde prebasin inisiyonlarının ölçüsü kapalı bir sistem. Yaygı bilgiler, bu hassas yaygı bilgiler falan şuraya hayvanı koyuyoruz, kapıları kapatıyoruz. Burada hoparlörler var. Bu bir bilgisayara bağlı. Pat diye bir ses geliyor, hayvan sıçrıyor. Sıçradığı anda şuradaki sıçrama şiddeti buraya yazılıyor. Şu kadar desibel sesi, bu kadar sıçramayla cevap veriyor. Sonra tıpkı iki tane küçük ve iki tane büyük kameralarımız daha az sıçrıyor. Diyoruz ki bunun sensörlü motor değdiği sistemi, klinikleri sistemi bir gün çalışıyor şu an. Ketamini, amfetamini veya adrenalin verdiğimizde de daha çok sıçrıyor. O zaman da diyoruz ki evet bu sistemi bozduk biz şimdi. Sonra ne yapmamız lazım? Bozulmuş olan sistemi tekrar bir molekülde düzeltebiliyoruz. Neye göre gidiyoruz? Akmakime alınacak. Elimizde ne var? Cihazımız var. Mickey Mouse'larımız var. Bu Mickey Mouse'larımızla biz adamalarını enjekte ettik ve bozduk prefaslarını. Sıra geldi akmakime. Akmakime verdiğimiz zaman da bu düzelecek. Bırakın düzenine geldiği apomorfin armatin bir arada olduğunda hayvanlar çıldırırlar. Şeyden ayağına çarptı kafaları sıçrarken. Evet, burada bu sonuçları biz John Rock Psychopharmacology'de yayınladık 2010 yılında. Tabii bu yayını yapmadan önce patent başvurusu yaptık. Çünkü şizofreni önemli bir hastalıktı ve buradaki gözlemlerimiz şu gibi. Şu sarıdan kontrol yolu prebasin inhibisyon ünitesini gösteriyor. Apomorfin verdiğimizde inhibisyon kalmış ortada. Anlamda bir fark var. Sonra armatin veriyoruz dozlara bağlı olarak ve 160 mg kilogramlık dozunda farklı şiddetlerde her seferinde anlamlı şekilde azaldığını görüyoruz. Yani tek başına apomorfin olmadan, tek başına armatin verdiğimizde armatin ne yapmış oluyor? Apomorfin taklit ediyor. Yani şizofrenin yolunu deneyen o zaman nereye geliyorsunuz? Bilgilerinizi birleştirip, nerede apomorfinleri şizofrenin içinde bir şey değildir. Aynı zamanda baktığınız zaman sperlerin bunun metabolikleri yüksektir. Şizofreni hastalarının değinimde. Bunu da burada yüksek dozlar verdiğinizde eğer bağlısı olsun. O zaman galiba dopamin hipotezinde yani şiit kralıkta tamam bunu söylemiş olabilir depresyon için ama biz de bir şiit kralılık yapalım. Şizofreni için böyle bir şey söyleyeyim. Yani şizofreni armatin salı verilmesi ya da armatini dengesiz salınması ya da aşırı salınmasıyla ilişkili olabilirdik. Söylediğimiz bu kadar basit, küçük bir şey. Bulgularımızı yayınladık. Şurada enteresan bir veri var. Armatin'in deney hayranında şizofreniyi modelleyen dozunu, apomorfinin şizofreniyi modelleyen dozuyla birleştirdiğimiz zaman şu son basamak ciddi şekilde çok daha fazla düşünülebiliyor. Yani burada önemli bir gözlem var. Böyle bir gözlem var. Sonra geri çevirmeye çalıştık. Geri çevirmeye çalıştığımızda apomorfinle bozduğumuz krepansı burada görürsünüz. Haloperidol'de ve klozapinle. Haloperidol'de klasik bir antipsikotik. Klozapinle genç spektrolde bir antipsikotik. Geri çevirmeyi başardık. Tamam ne güzel. Bu beklediğimiz bir şey. Armatinle de dönmesini bekledik. O hiçbir fark yok. Armatin ikini de geri dönmeye çalıştık. Armatin ikini geri döndüremedik. Ve dedik ki galiba biz
haklı olabiliriz. Çünkü arkadaşlar belki de irreversin o bir şey yapıyor. Belki de işin özü burada. Belki dopamin sadece bir semptomatik olarak dopaminle oynadığımız zaman semptomatik bir iyileşme sağlıyoruz. Ama arkadaşlar üzerinden bir şey elde edemiyoruz. Yani arkadaşlar mevcut ilaçlar geçemiyor. O zaman buradaki mekanizma dopaminle ya da serotoninle ilgili değil, arkadaşlar kendine mekanizma, kendine ilgili bir özelliğiyle ilişkili olabilir. Bunları yayınladım. Çok hoş sağlığı parlamentolojide. Bu yayınlanmadan önce patent başvurumuzu yaptık. Patent başvurumuzu yaparken çok büyük zorluklar yaşadık. Ne teknoloji transfer ofisi vardı, ne patent avukatı vardı. Gittim internetten indirdim, patent başvurusu nasıl yapılıyor, buna benzer artık yazılar nasıl yazılmış, ona benzeterek yazıları yazdık. Patent enstitüsüne gittik ve seçenek olarak kendimize Avusturya Patent Ofisi'nin hakemliğini seçtik. Neden böyle davrandık? Çok fazla patent enstitüsü var ve patent alanı da bir aldanılacak. Nasıl ki birçok dergi var, İmpek Partnerleri'nin sıralamıyor. Paralı yayın yapan dergiler bile var. Yok diyorsunuz, sizin datalarınızda makale üretiyorlar, al sana yayın diyorlar. Ama bu dergiler ne okunuyor ne de o dergilerde bir şey itibar ediyor. İyi dergi, iyi dergi de her zaman iki tane hocam kontrolden geçer, mantıksız şeylere asla yayınlamaz. Burada da seçeneklerimiz var, patente başvurduğumuz zaman. Bulgaristan ya da Ukrayna'yı da seçebilirsiniz, Avusturya'yı da biz. Avrupa Birliği ülkesi olması, hızlı cevap vermesi ve ciddi patent incelemesi yapması dolayısıyla biz Avusturya Patent Ofisi'nin hakemliğini seçtik. Ancak bu masaları kimden karşılamıyorduk, paraları biz o paraları kendimizden ödedik ve başvurduk. Açıkçası patent alacağımız karar da böyle bulmuyorduk. Böyle bir yol açalım, bir deneyelim. Her yolunu denedik, şu bilimin her aşamasında bir şeyler yaptık. Hadi de patent alabiliyor muyuz, ona bakalım derken çok iyi bir cevap geldi. Üç aşamada da öngörümüz şuydu, öncelikle bunu söyleyeyim. Atmatik sentezine manipüle eden üç tane ilaç var. İsimleri burada bulmuşlarım. Biz bu üç ilacın patentini istedik. Ve rasyonelimiz şuydu. Biz laboratuvarda preparasyon testini deneyini yaptık. Bu deneyde atmatik şizofreniyi modelledi. Ve biz bunu mevcut antipsikotiklerle bir çeviremedik. Sanki almatin sentezindeki artışın ya da almatinin anormal salıl edilmesinden şizofreniyle bir ilişkisi var dedik ve şu üç ilaçın patentini istiyoruz dedik. Bu ilaçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde parazit ve mantar öldürücü olarak kullanılıyor. Neyin parazit ve mantar öldürücü kullanılıyor? O da ilginç. Tütün. Tütün gibisine daha iyi yetiştirmek için. Tütün ve şizofreni arasında bir ilişki var. Orada dolaştıkça iş çok keyifli bir hal almaya başladı. İki ay içinde bize cevap verildi. Hem inovasyon, yenilik getirme, hem teknolojiye uyarlanabilirdik, hem de önemli bir programı çözüm getirme. Üç kriterde de %100 alarak patentimizi aldık. Patenti aldık, buluşu yaptık. Aslında patent bir buluştur. Ama her buluş teknolojiye hemen dönüşecek diye de bir kural yoktur. Alexander Fleming 28'de bulmuş, 5'te denemiş. Finney savunumdan çok önce bulmuş, sonra kaç yıl, 29 yıl sonra bir şeyler ortaya çıkmış. Birçok örnek var tarihte bundan ilgili. Şimdi biraz literatüre baktık iş bittikten sonra ama bakın onları koymuyoruz. Medyadaki yansımaları, medyadaki ve inanılmaz avar. Yani ben artık bana fenalık gelmişti. Bir akşam oturdum, televizyon kanalımı zaptıyorum. Her kanalda ben çıkıyorum sırayla. Çünkü günlerde bir ne yaptık? Basın toplantısı. İnsanlar geldi. Ziya Özel'in yaptığını ben yapmadım. Mesela orada bir benim ondan ayrılan, en önemli ondan şuydu. Ziya Özel'in de bundan şeyle genelde hastalara veriyordu. Ekibimizin olmamasına rağmen. Ve Umut Tacir'i de yapıyordu. Ben ikisini de yapmadım. Gülhane'deki
65 tane gazeteci vardı, birçok televizyon kamerası vardı. Ben şunu söyledim. Bu bir bulgudur. Genel hayvanla edilen bir bulgudur. Gelişmesi için şuna ihtiyaç vardır. Preklinik araştırmalar yapılacak. Preklinik araştırmalar akredite laboratuvarlarda olacak. Eğer kendimizi doğrulayabilirsek, vatandaş izninde faz araştırmalarımız için ondan sonra belki bir ilaçtan bahsedebiliriz. Şu anda ilaçtan bahsedemeyiz. Bu ondan sonra şöyle algılandı. Bunlar malarda sıkıyorlar canım, ellerinde hiçbir şey yok. Buna razı olduk, elinde hiçbir şey olmadığını kabul etmek, insanlara bunun tacını yapmaktan ya da işte bir şeyler ortaya koyup insanları kandırmaktan daha iyi yolumuza devam etmeye çalıştık. Bu arada internette beni bombaladılar. Birisi bu adam bir sahtekardır dedi. Onları buraya getirmedim. Mağdura yapmak istemiyorum. Bu hoş bir şey değil. Hayatım boyunca da yapmayı düşünmediğim bir şey. Şöyle bir makaleyi koymuşlar oraya. Almatik, 20 milyon kilogram dozunda ben sizinle indirden prepas konusunu düzeltti diye Paston'un bir makalesi yayınlanmış 2008 yılında. Biz zaten bu makaleyi biliyoruz ve kendi makalemizin zaten açıkta bulunduk. Bizim söylediğimiz şu, 10 ve 40 milyon dozu etkisiz bulmuş. Biz de etkisiz bulduk zaten. Biz ama daha yüksek bir doza çıktığımızda şizofrenin zarar dediğini bulduk. Yani o internet bombardımanında söylenen şuydu. Tabii görür şunu arzu ediyor. İnsanlar kimliklerini açıklasınlar, ortaya çıksınlar. Bunları komple herhalde tartışalım karşılıklı. Gizli isimlerde şu söyleniyor. Aslında anlatılan şizofreni iyi geliyor. Ama bu adam kötü geldiğini söyledi. Bu bir sahneler, bu makale doğru. İyi hoş da makaleye baktığımız zaman bunu 160 miligramdan göremiyorum. Ayrıca orada 40 miligram dozlarda, 40 miligram dozda ben de etkisiz buldum zaten. Yani bununla zaten ölmüşüm. İkinci bir makale geldi 2012 yılında. Bize atışta bulundu bu. 40 ve 80 miligram denedi bu sefer. Bu makale 160'a gelmedi. 160'ı gene görelim. İşte bir takım şeyler söylüyor ve diyor ki, özetini söylüyorum. Aslında artık şizofreni iyi geliyor ve şizofreni tedavisinde kullanılabilir, bu yönde çalışmalar yapılabilir. Güzel, buna da bir itirazım yok. Ben o videomda buna da cevap verdim zaten. Ona da letter yazıldı. Ona letter yazanları var. Biz son ikisini şeye dair ettik. İşte Üsküdar dedi, o sempoy gibi onlarla konuşmacı olacak. Belki orada daha rahat tartışacağız bu konuda. Şimdi Paulson'un kimin temeli olarak Kotike'yle şizofreni modeli diye sunduğu şey şizofreni modeli olarak çok kabul edilebilen bir şey. Yani prefas gibi değil. Prefas da yapmış olması lazım ki aramızda bir mukayese yapabilir. Sonuç olarak bizim çalışmamız ilk çalışmaydı ve Polyarmin'in ve Admatin'in bir beyin öğretim yansıtı olarak bu alanda kullanılan gelişim gösteren şizofreni modelleyebileceği veya şizofreni etiyor konuşulması ile ilgili olabileceğini gösteren ilk çalışmaydı. Bir hipotez kurduk. Almatin metabolitleri olan sterlin ve sterlin dost ve değindeki yüksekliği ve almatinin sıçanlarda akustik ilkim öğretmesinin enterobasının üstlerinin olmasına dayanarak dengesiz veya aşırı almatin sarılabilmesiyle şizofrenin patogenesi arasında bir ilişki olabileceği düşünülebilir dedikler. Metabolizm kadar yani. Çünkü o çift kralı gibi bu durumda mutlaka bir laf da yok burada. Devam ederken şunu gördük. Obsesif kompulsif bozukluğunda Huntington'da Tourette ve panik bozukluğunda da prefaz bozuluyor. Ha o zaman bu boyanında anlatı işi buralara da insert olabilir. Ve ayrıca 60 yıl dopamin üzerinde çalıştık. 60 yıllık çalışma sonunda 20 küsur ilaç geliştirildi. Şizofreni hala tedavi edilmez. Ve şizofreni hala 20 büyük dünya kuralının arasında 11. sırada bu kadar ilaca rağmen yer alıyorsa o zaman bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve biz bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini söyledik. Ve biz de bir teori bir süremez, sürebiliriz. Ben hala arkasındayım sözünü. Aksi kanıtlanırsa da duymuyorum.
Bunun aksine kanıtlanabilmesinde tarih edilir açıkçası. Yargıtıysa da aksi kanıtlansın. Ama biz hala o inançtayız. Bu iş çok canımı sıktı açıkçası o süreçte. Dedik ki kendimizi tersleyelim. Yani kötü bir sonuç elde edelim. Bir TÜBİTAK projesinde Uludağ Üniversitesi'yle birlikte veren proje şuydu. Toplayabildiğimiz kadar şizofreni hastası toplayacaktık. Ve bunları nasıl kanda spermin ölçülmemiş, işte ölçülmüş. Kandaki spermin ve spermin üzerinden konuşmamış insanlar konuşmuşlar. Spermin spermin bu metabolik bir polya kanda ölçülebiliyorsa agmatin de ölçülebiliyormuş. Hadi dedik agmatini nasıl ölçebiliriz? Neyle ölçebiliriz? Oturduk konuştuk, biyokimyacılara uğraştık. MPLC yöntemiyle agmatini ölçülebilir hale getirdik. Bu sefer İnternet sitelerinde şöyle bir haber çıktı. Bu nokta zaten şizofreniye gayet iyi biliyordu. Yıllardır biliyordu. Aslında bir takım teröristlere armatik verip de bunları kolaylı getirmiş olabilir mi acaba? Yani bundan dolayı bir sürü soruşturma geçirdim. Bundan dolayı soruşturma geçirdim. Yani hesap verdim. Yalan Kurban Savcısı'na dayanlar, Batuvar'da gezinlik izli boyama arandı, en fazla fare gider burada ve insan bilmez. Ayrıca da armatik bir kimin eylemen göndereceksiniz, ne yapacaksınız? Yani bundan biliyorsak enayi ilgili 1,5 milyon dolar var ucunda ya, Nobel ödülü var, hemen yayınlandı, belki bir tar. Neyse, yarın yapalım bir şey. Toplayabildiğimiz kadar hasta topluyoruz. Kanlarını alalım, anlatmıyorum şimdi. Hep vereceğimizde bile. Ölçtük. 18 hasta bulabildik, 11'e enfeksiyon bilgisi kanı. 19'da sağlık kontrolümüz vardı, 11'e enfeksiyon bilgisi kanı. Yaş ortalamaları burada. Pans skoru bu şizofrenin şiddetini gösteriyor. Agmatin düzeyleri burada, bir de S100D'ye baktık yanı sıra. Keşke böyle bir sonuç çıkmasaydı. Erkek, bayan ve total diye böldük. Kontrol grubunun kan armatin düzeyi ve şizofreni hastalarının kan armatin düzeyi. Bu hastalar en az 6 ay ilaç almamışlardı. Kliniğe dezeranla başlayan hastalardı. Dezeranla ilk geldiklerinde hemen bunların kanları alındı ve o dönemdeki ölçüm sonuçlarımız burada. Bu 18 hastada yaptık, bir hata yapmışızdır mutlaka nelerde diye. Regresyon analizleri, aklımıza gelen korelasyon analizleri, bütün analizleri yaptık. Bu analizleri yaptığımızdan şöyle bir sonuca vardık. Şizofreni hastalarında agmatin düzeyleri ile yaş arasında pozitif yönde bir korelasyon da bulunuyor. Yani agmatin düzeyleri yaşla beraber, yani hasta yaşlandıkça artmaya devam ediyor. Belki de ileriki dönemlerde bilgisayar bozuklukların ortaya çıkmasında da agmatin belki bir katkısı olacak. Daha ilginç bir kadar, yaşla ilgili korelasyon cinsiyete de bağlı. Erkekte görülüyor, kadında görülmüyor. Net bir şey söyleyeceğim size. Bunu ben söylemiyorum. Yani dünya çoğu psikiyatristler söylüyor. Erkek için şizofreni daha iyi, kadın için daha da iyi. Kadın şizofrenisi daha da iyi, erkek şizofrenisi daha sert. Erkeklerde negatif sentomlar daha dominant oluyor. Erkeklerde beyindeki basal yakın daha hızlı ve daha çabuk gelişiyor. Yani erkekler daha yorulmuş oluyor. Kadınlara göre tezeyan yönlendiriyor. Yani daha şiddetli geçiniyorlar hastalık. Bu nedenle böyle bir şey çıkıyor. Yani biz olayı yalanlamaya çalıştıkça altından durmadan çatlamadı çıkmaya devam edin. Bir arkadaş geldi, rock eğrisi diye bir şey var dedi. Biz bunu koyalım. Rock eğrisi koyarsak bizim yanındığımızı gösterecek büyük bir ihtimalle. Biz de konuşulacağız bu işten. Rock eğrisi genellikle denek sayımız yetersiz olduğu durumlarda acımasız bir istatistiksel yöntem. Ve bu şekilde rock analizi yaptığımızda yüzde olarak ne kadar elde ettiğimiz kısıtlı sayıda hasta üzerinde elde ettiğimiz sonucun güvenilirlik derecesini size gösteriyor. Ve bu analize göre güvenilirliğimizin %96 civarında olduğunu ve aslında bunun şizofreni hastalarının taramasında, şizofreninin tanısında ve
ve şizofreninin tatilinde, tedavisinde etkili bir tarama yöntemi olabileceğini söyledi. Rol sonuçta bu. Bunu da bildik. Journal Psychiatric Research'te yayınladık. Burada bahsettiğim 2013 yılında ve bu makalede cezaevinde yazıldı. Yani başından sonuna kadar orada gelen datalar oraya geldi, orada yazdı. Orada tam bu makaleyi önemsiyorum. Ama hala şunu net olarak dikkate almamız gerekiyor. Bu 18 hastanın sonucudur. 180 hastada ya da 1800 hastada ne çıkacağını bilmiyoruz. Ama şu sonuç 180 ve 1800 hastada da büyük bir olasılıkla buna yakın veya benzer sonuçlar çıkabileceğini bize ima ediyor. Biraz daha doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. İnternet sitelerine bakalım. Admatin şu anda bir fan kulüp oluşturmuş durumda internette. Ve yoğun bir şekilde ağrıyı giderici olarak müzik geliştirenlerde kullanılıyor. Yani daha fazla performans gösterebilmek için ağrı bürüsünü yok ediyor. Şizofreni hastalarında da ağrı bürüsü ortadan kalkıyor. Kendilerine zarar vermeleri, hiç ağrılamamaları buna bağlanıyor. Ve bizim eski bir çalışmamız var ki bir yılda 4 saatlik farmakolojide yayınladık. Admatin normalinin analjezik etkisini doza bağlı ve güçlü bir şekilde potansiyel etkisini yapıyor. Yani bu yönet sistemine ciddi bir etkileşim var ve bunu alfa 2'ler üzerinden yapıyor. Bu etki alfa 2 sıkıştık yönetimle bloke ediliyor. Bunu da burayla birleştirdiğimizde gene bir yere geliyoruz. İlk makaleleri düzenlemesini Life Science'da yayınlamıştık. Admatin, morfin bağımlısı çanlarda morfin yolculuğunun krizi çok anlamlı bir şekilde bloke ediyor. Ama acaba Admatin o zaman yerine mi geçiyor morfin? Yoksa tedavi mi? Bana göre yerine geçiyor. Bu kadar potansiyelizasyon yaptığına göre yerine geçiyor. Ama birileri çıkıp maalesef bağımlı tarihe karışıyor, Admatin'le bağımlıları tedavi edebilir istiyor. Bunu da önemsiyorum. Bunu anlattığım için bana kızıyorlar. Ama bilim insanları dikkatli olmak zorunda bonsai gibi yeni bir şeyle karşı karşıya doğrulamaz. İbogain diye bir madde vardı. Bütün bağımlılık türlerini yok ettiği iddia ediyor. İbogain'in şu anda ticareti, bulundurulması her şeyi yasak. Çünkü bağımlılık yapıyor. Admatin bağımlılık da yapabilir. Baktığımız zaman. Ve Admatin transgenik tütün üretiminde kullanılıyor. Çok ilginç bir şekilde. Ve internette şöyle bir şey var. Kullanmışsınız bu konuyu hakkında. Yüksek dozda kendine Admatin veren insanlarda ölümle yaşam arasında bir trip yaşanıyor. Aynen bazı adamların falan yaptığı gibi. Ölümle yaşam arasında gelip gidiyorlar. Bu da bir gerçek. Şizofreni ile madde kültürü kullanımı arasında da çok bunlarla bir ilişki var. Sonuna doğru geliyoruz. Patenti 2009 yılında aldık. 4 yıl geçti. Bu 4 yılda ben ne yapabildim? Bu 4 yılda bir bilgi projesi daha aldım. Hızlı destek kan teorisi sonuçlarıyla, yani kan sonuçlarıyla teori destekleyebildim. Patente alınan ilaçları elde edemedim ve klinik çalışmaları yapamadım. Neden? Bir, TÜMSAK'a gidip başvurduk. KAMAK projesi vardı buna en yakın. KAMAK diyor ki hizmet alanı %25 geçmiyor. Bir de Türkiye'de Anadolu'da laboratuvarlar bu hipotezi sınayıp klinik araştırmaları ancak yurt dışındaki bir laboratuvarda hizmet alanıyla yapabiliyor. O sırada böyle bir şey yok. Ayrıca KAMAK projeleri 4 yıllıktı ama bizim 10 lira ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla o sırada KAMAK projesi yetersiz kaldı. Preklinik çalışmalar aktivite laboratuvarlarının için gene yapılamadı. Daha kötü bir şey olduğundan sonra patentini aldığımız ürünleri elde edemedik. Hiç kimse bize satmadı. Yani Amerika'da bir şirket bunu satmadı. Biz bunu Türkiye'ye getiremedik. Türkiye'de de molekül yapısı bunu yapın dediğimiz
biyolojik şeyler, işte biyoteknologlar vesaireler hiç kimse de bunu sentezlemeyi de başaramadı, yaratmak istemedi, bunu bilemiyor. Ama elimde bu malzeme olmadan bunu test etmek imkansız. Herhalde biz de Latin'le ilgili bekleyeceğiz başkasının bunu doğrulamasını ya da yalanlamasını. Ya da şansımız varsa bir yerlerde doğrulanacak ya da külliyen yalanlanacak. Herkes kurtulacak, ben de kurtulacağım. İnternetteki arkadaşlar da kurtulacak. Peki aslında burada 4 yıl içinde hani buluşu yaptık, patenti aldık. Niye ilaca böyle somut şeyler anlatamıyorum? Evet, teoriye yönelik bir sürü şey söyledim size, kanıtlayabilecek. Ama onu da yapamadım. Üretildiği kurumda, yani patent üretilen kurumda teknoloji transfer ofisi yok. Bu çok önemli. Yani sizin şu anda burada bir teknoloji transfer ofisiniz olması iyi bir şey. Siz ne yapacaksınız? Böyle bir gözlemimiz olursa direkt oraya gideceksiniz. Onlar size ne yapacaklar, yol gösterecekler. Patent avukatı yoktu. Patent ofisiyle patent avukatı bağlantısı yoktu. Tüm onları biz kendimiz aşmaya çalıştık. Yanlış yerde ve yanlış zamanda ortaya çıkmıştı. Yani zamanlama çok kötüydü. Kötü bir dönemdi o dönem. Ve maalesef ben de kötü dönemdi. Sivil değil askerdi. Ülkemizde bilim sadece yayın odaklı yapılıyordu. İnsanlara anlatamıyordunuz. Yani bir buluş, buluş deyince insanlar şunu anlıyordu. Hocam şu ilaçtan ver de benim de tanıdığımla deneyelim bakalım. Hatta tümleri diken diken eder deneyimler oldu. Bir anne beni aldı. Hocam vardır sizin kenarda o ilaçtan. Hiç vardı. Bakın hanımefendi bu belki de kanser olacak bir ilaç. Daha dayanmadı. Olsun bu zaten yaşanmıyor ki diye insanları bedeledi. Çok yüksek paralar tepki veren konu. Para ise önemli değil. Biz Fransa'da çalışıyoruz. İşte size şu kadar şunu alırız, yalı alırız, kat alırız, yap alırız. Maalesef ne kadar ne yapıyor? Alamayız. Orada da ilaç yok çünkü. Yani ilaç hala almayı kadar. Buluşun ne olduğunu anlayacak misyon yoktu. Türkiye'de bilimde ortodoks yaklaşım yapıyor. Ne demek ki ortodoks yaklaşım? Şöyle bak. Yani böyle bakmamamız lazım. Böyle bakmamız lazım. Çok geniş bakmamız lazım. Su yanarını bir ihtimal dememiz lazım. Ziyaretçi olanında da ziyaretçi bir yerden yere bulacaklarına, etik bir takım şeylerle onu suçlayacaklarına, 3 tane anlıklı bilimci alıp bunu Türkiye'nin yararına bir şeye dönüştürmeliydi. Biz bunlara maalesef çok uzağız. Patenti geliştirecek proje desteğimiz de maalesef yoktur. Ama her şeye rağmen kötü bir şey mi yaptık? Hayır. Bence Türkiye'de patentin ve buluşun önemi ortaya çıktı. Yani medya buna çok sağlayınca, çok bunu yazınca, ama medyanın yazmasının sebebi o şizofrenik çok önemli bir hastalık olmasıydı. Herkes patent diye bir şey varmış, bu da önemliymiş demeye başladı. Birçok üniversite işte patent konusunu gündeme getirdi. Milli ilaç geliştirmenin önemi anlaşıldı aslında. Türkiye'nin borçlarını ödeyebilmesi için veya gelişebilmesi için milli ilacın önemi ortaya çıktı. Ve bu konuda hiç değilse söylem aşamasında da olsa, biyoteknoloji veya böyle eşdeğerlik aşamasında da olsa çalışmalar yapılıyor. Uygulama gelip bir dakika şu anda 23 tane başvuru olmuş bir eşdeğer ilaç geliştirmek için. Bu da iyi bir şeydi. Ve burada bizim bir lokomotif rolümüz olduğunu tahmin ediyorum. Yani insanların kafasına bir şey düşündük. Türkiye'de bir şeyler yapılamayı gösterdik. Üniversiteler teknokrat ve teknoloji finansal ofisinde kavramlara yönelmeye başladı. Şizofrenide dokunanın altında bir sanatçı teorisi ortaya akıldı ve tartışılmaya başladı. Ben bu da çok hoşuma gidiyor. Neden? Sırf Türkiye'de değil. Geçenlerde beni çok mutlu eden bir şey var. Aslında mutlu olmam lazım. Ama mutlu oluyorum. Neden? Yeni Zelanda'dan bana bir proje geldi. Hakem olarak. Yeni Zelanda'nın TÜBİTAK'ına başvuruda bulunulmuş, bize atıfta bulunuyor. Biz diyor bu yola araştıracağız. Yani burada şizofreniye ilişkisine yönelik bayağı da yüksek bütçeli bir proje. Hemen kabul ettim. Normalde başkası kabul etmeyip şey yapar ama ben şunu istiyorum. Eğer mutluysam çıksın ortaya insanların ilaca ihtiyacı var. Bu Yeni Zelanda'nın bulmasında veya geliştirmesinde bence hiçbir sakınca yok. Ama yok ben yanılıyorsam da ya ben de şu dünya gözüyle yanıldığım kadar değil de şu işleri yapalım kurtarayım. Yani yapılacak başka şeyler var. Onlara yöneleyim. Yani çünkü bu da bir koşku içinizde devamlı. Acaba yanıldım mı? Doğru mu gördüm? Yanlış mı gördüm?
Hani onu biraz profesyonel konuş oldukça anlayacaksınız. Ve bu tartışılıyor. Türkiye'de biliyorum ben birçok yer hastalığına yükleniyor şu anda. Herkes atmosfer yüzeylerine, kapalarda dikkat etsizliğinde yaptığında bozukluğuna kadar bakımına genetik tuvaletini araştıranlar var. Eminim oradan bir şeyler çıkacak ve 4-5 yıl sonra veya 10 yıl sonra belki biraz daha farklı tartışabiliyor olacağız. Haklılık veya haksızlık aşamasında. Kazancımız şu ikisi. Bir türlü takip bu projeyi çünkü çok düşük bütçeli bir projeydi bu. Hep şunlar zannediliyor. Yani insan çok büyük paralarla, büyük buluşlar, şeyler, büyük patentler vesaireler alınmıyor. Türkiye'nin zaten ilk 25 ülke arasında olduğunu bile görmüyorsunuz ama Türkiye ilk 25 ülke arasında yokken Türkiye'den birileri çıktı 25 milyar dolarlık bir pazara bir şey söyledi. Bir laf söylemeyi başardı ve bunu bir teori olarak uluslararası dergilerde de yayınladı. Oraya çattık bunu. Oradan söylemeyi için sevindirici yetmez. Ancak bunun aksini kanıtlayabilirler. Ama bilimde olur böyle şeyler. Aksi de kanıtlansa biz ona da razıyız. Çünkü aksi kanıtlanırken gene şizofreni çözümüne yönelik önemli bir adım atılır. Biz ona da vesile olmuş oluruz. TÜBİTAK bunu başarı öyküsü kabul etti. Bir başarı öyküsü dergisi verdi. Bir de İzmir'de örgün çözümden proje pazarı yarışması vardı. Eğer TÜBİTAK'ın desteklediği, TÜBİTAK desteklediği bir şey. Orada da bu proje birinci bölümünü aldı. Bütün kazancımız bu kadar. Yaş kat vesaire böyle şeyler yok. İnternette yazılabilir mi? Sonuç olarak bir polyamin olan alternatif değil ilgili bir mevzulansızlıklar santral atmosferik sistem panel mevzulansızlıklarında hiçbir hedef olabilir. Bir basit etkileri olabilir. Yani insanlar o bile şunu söylüyorlar. Bu iyi ya. Ya kardeşim dopaminin de az verirsin dopamin diye etki yapan çok verirsin başka bir etki yapar. Dopamin protein edersin başka bir etki ortaya çıkar. Dopamini stimüle edersin başka bir etki ortaya çıkar. Bu aromatik içinde geçer. Bunu ne anlamadıkları bir anlamadık. Belgesiz ve aşırı aromatik sarılabilmesiyle psikoz arasında bir anlamda rahatlığını da ilgilendiririz burada. İlişkinin araştırılması lazım. Daha önemlisi kan veya serotosinansıyla aromatik düzeyi ölçülmesi için bölgenin kanısı ve tedavisine katkı sağlayabilir. Tarama testi olarak kullanılabilir. Öngörülebilir belki de hastalık böyle bir gözlemle. Ben daha fazla bilgi için 2012'de yayınlandığım bir makale var. Çok detaylı bir makale. İlginizi çekerse eğer bu makaleyi rahatlıkla internette öngörebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. İkinci bir video yayınladık. Bunu da Medisinal Chemistry'de yayınlamıştım. Bunu da gene bildirip kullanabilirsiniz. Etik olarak bu kadar teşekkür etmek durumundayım. Üç proje yaptık tüm taraftan kapsamında. Şu anda şu son proje Üsküdar Üniversitesi'ne naklettik. O dönemde başladı ama dönemde olduk geldim. Şu anda ben oradayım. Aletler bir dönemde onları da alacağız. İşte devam etmeye çalışacağız kaldığımız yerden. Bunlar çalışma arkadaşları. Ve bir de hocama anmak istiyorum. O yeni vefat etti. Rahmetli oldu. Gerçekten iyi yetiştirdi bizi. Kendisini saygıyla rahmetle alıyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için, sizlerle buluştuğum için bugün çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa farkınız varsa yanımlamaya çalışırım. Sağ olun. Gösterdiğiniz ilaçları nereden bağladın? Hangi ilaçları? Bir tane kendi aldığınızı. Tamam. Şundan. Şu ilaçlar. Bu ilaçları internetten aradık. Yani bunun inhibitörleri neler? Bunlar çıktı karşımıza. Şu makalelerden bulduk bunları. İnhibitör derken sentezi mi? Sentezi mi inhibitörü? Açık olan nokta da burasıydı zaten patent alınabilecek. Başkaları da vardı ama onların patentleri alınmıştı baktığımız zaman. Aşağıda bağlandığı reseptörle tam bilinmiyor.
bağlandı, NMDA reseptörüne bağlandı, biliniyor. Amilazlarına bağlandı, biliniyor. Alfa 2'ye bağlandı, biliniyor. Ama kendine özgü bir reseptörü şu ana kadar bulunmuş değil. Belki var, belki de sadece bunlarla yetiniyor. Sizin bulduğunuz etkinin bu bilinen reseptörlerle ilişkisi... Bizim bulduğumuz etkiyle bilinen reseptörler arasındaki ilişki semptomatik düzeyde olabilir. Mesela alfa 2'ler üzerinden bu ağrıyla ilişkilendirilebilir. NMDA üzerinden psikozlarla belki, psikozun bazı semptomlarıyla ilişkilendirilebilir. Ama biz bir bütün olarak aslında bunun over ekspresyonunun yani şeyinin turnover'ının çok aşırı olmasıyla şizofreni arasında bir ilişki olabileceğini düşünüyoruz ama bunu çok özelleştiremiyoruz şu an. Çok global bir şey. Ama aslında bunu böyle global söylemek daha iyi. Çünkü bu doğruysa özelleştikçe hep bize bir atıf olacaktır burada. Aynen Schiff-Krause direkt global bir monoamin üzerinden işte binlerce atık olduğu gibi. Öyle bir strateji gittik orada onu yaparken. Gençlerden yok mu soru? Peki, teşekkür ediyoruz. Etkin sunum için bizler de hocamıza teşekkür ediyoruz. Hidesi takdim etmek üzere Doçent Doktor Mustafa Fahri Abasyonuk hocamızı sahneye davet ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada sizin panelinizle ilgili bazı şeyler gerçekten konuşacak. Çok teşekkür ederim. Alleluia, 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 alleluia. Ta di da dam di dam, pa di da dam di dam, pa di da da di da do dom.